Selamlar. Detroit Become Human'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak yayını bir kontrol etmek isterim çok kısa. Tamam, ses var. Böyle güzel bir abla eşliğinde açtık. Şimdi bunu değil, buradan devam edeceğiz. You can use this chart to replay from any point in the story. But the people... Yani ilk başta PES 2019'u iptal ettiklerinde çok sinirlenmiştim yerine Detroit'i verdikleri için, ama Detroit de PlayStation 4'e çıkan yani en iyi tepki alan oyunlardan bir tanesi. Açıkçası o yüzden hani kızgınlığım bir nebze geçti. Yanında aynı zamanda şey de var. Heavy Rain var. Bu oyun biter bitmez yine aynı şekilde Heavy Rain'e başlayacağız. Şimdi ilk bölümden hatırlarsak bu adam bir yerden bir dükkana gitmişti, alışveriş yaptı, şimdi geri geldi. Paketi, aldığımız paketi bırakalım. Aynada güzel kendimizi görüyoruz. Belliğini paints, yani boya almışız. Carl'la ilgilen, üst katta Carl'ı uyandır. Burada bir kafes var. Hani derler ya, kuşu altın kafese bile koysan kafes kafestir diye. Tam da altın kafes gibi. Abi kuş da android olmuş ya. Kuş da android. Gerçek kuş değil. Çipi var. Hadi bakalım. Carl galiba. Şöyle bakayım. Üst kattaki Carl'ı uyandır. Çek. Orada bir tekerlek sandalye gördüm. Carl sen misin dayı? Good morning, Carl. Good morning. Buymuş. It's 10 a.m. Saat 10 oldu. 54 degrees. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. Ya hiç sevmediğim şeyler, sahneler. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Okay. I'll take you to the bathroom now. Bunun yardımcısıyız biz şimdi. Ev çok sanat dolu. Hmm.
anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Adam ünlü biri. Hayranlarından gelen şeyler diyor. Leo'dan haber var mı? No. I can call him if you like. No. No, I don't bother. Leo kim? Abi grafikler çok güzel gerçekten ya. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Kahvaltıyı servis et. Buradan herhalde. Servis edeceğiz. Ya oyun böyle ağır gidiyor ama en geç bence önümüzdeki bölümden sonra yani hızlanacak diye düşünüyorum. Hani sadece bu işte kahvaltıyı al, onu götür getir devam edemez bu şekilde oyun yani. Thank you, Marcus. Television. Find something to do while I finish my breakfast. Sure. Okay, Carl. Kahvaltımı bitirene kadar bir şeyler yap diyor. Yapacak bir şeyler. Oku. Titan'da hayat bulundu. Vay anasını. Hadi bakalım. Ha bu bir önceki sayfaymış. Pardon geri geldik. Bir sonraki sayfaya geçmek istiyorum. Aa şöyle. Bu kadarmış bu. Kısa bir dergiymiş. Kalın olduğuna bakmayın. Television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. 5000 yıl deme ya daha. Ha, gerçi adam şeyi baz alıyorsa ilk uygarlığın kuruluşunu. Ne yapayım ben o zaman? Başka bir şey yapayım herhalde. Yapacak bir şey bul. Kitaplar var. Kitap mı okuyayım? Okuyayım. Shakespeare var, Keats'in, Platon var, Shakespeare olsun. What are you reading? Macbeth. It's one of the books you recommended. So, what do you think? Human emotions are intriguing, though I can't really say that I fully understand them. Humans don't understand them either. They rule our lives, but we have no idea why they make us feel like beggars or kings. Life without emotions wouldn't be worth living. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself, make your choices, decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio.
Peki. Buradan gitmeyeceğiz. Nereden gideceğiz? Karlı sürüyor götür. Şuradan bir kapıyla mı gideceğiz? Vay anam ya. Adam çok ünlü bir ressam herhalde. Stüdyoyu temizle. Başka. Şurada iki parça, iki şey daha kalmış herhalde. Bir tanesi bu aldığımız boyaları yerleştireceğiz. Başka şurada bir şey var sanki. Ha, buradaymış. Temizlik olayı tamam. Talimat bekle diyor. Bekleyelim. Amca çiziyor. Ustalık eseri. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Normalde de ben gerçekten çöp adam bile çizemem. Ya heykeli boya diyor ya masayı boya. Kars'ın tablosunu boya. Şimdi Kars'ın tablosundan aynısını çizmek bence biraz saçma olur. Masayı boyayabiliriz. Fışt yap diyor. Bir de öbür tarafa şimdi fışt yap diyecek. Sonra böyle çapraz fışt yap. That is a perfect copy. Masayı boyadık. Of reality. A painting is not about replicating the world. It's about interpreting, improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Adam olanı çizmemizi değil yorumlamamızı istiyor. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me.
kapatıyorum. Try to imagine something that doesn't exist, something you've daha önce hiç görmediğin bir şey çizeceksin şimdi. On how it makes you feel. Nasıl hissettiğin. Bırak elin tuvalde dolaşsın. Androidler, insanlık ve kimlik. Kimliği seçiyorum. Androidler, umutsuz bir şey çizebiliriz, şüphe seçebiliriz, mahkum. Umutsuz, şüphe, vazgeçmek istiyorum ya. Hiçbiri değil. Keşke bunu şey yapmasaydık. Keşke bunu seçmeseydik ya. Şüphe. Ne çizecek acaba adam? Kendini çizdi. Oh my God. Sen de kimsin? Hey Dad. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? Leo'dan cevap var mı? Leo'dan ses var mı diyordu az önce. Leo soruyordu. Oğluymuş. Listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know. Yeah, you're on it again, aren't you? No. Madde kullanıyor, belli ya. Don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash. That's all. Sorry. The answer is no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Adama bak ya. Benim böyle çocuğum olsun döverim herhalde. PES'i verselerdi daha makbule geçerdi aslında. Yani PES'i vermedikleri için biraz hayal kırıklığına uğradım ama hani bu oyunda geçen sene demosunu oynayıp sonra bayağı bir şey yaptım oyundu. Yani ne diyeyim? Merak ettiğim bir oyundu ve çok iyiydi yani yorumları falan. Şimdi böyle verdiler hani, o yüzden çok o manada hayal kırıklığına uğramadım. Yani Allah'tan hani böyle çok merak ettiğim bir oyun verdiler çünkü PlayStation Plus çok fena saçmalıyor bazen. Üst üste çok kötü oyunlar veriyor yani. Özellikle son böyle 6 ayda falan bakınca. Keşke şurada şeyi seçmeseydim ya. Bunu yakınlaştırabiliyoruz değil mi? Şurada keşke kimlik yerine insanlığı seçseydim. Aynı günün akşamındayız. Kimiz var? Şimdi başka bir Android herhalde. Android'lere giriş izni yok. Bakalım.
Ama giriyoruz. İzin olmamasına rağmen. Ha, oyunun en başındaki adam. Oyunun en başındaki android yani. Temel Anderson'ı bul diyor. Yüzleri tara. Bu sen değil misin? Bence sen de değilsin ama hiç senin böyle bir yüzbaşı gibi bir halin yok. Christopher. Sen olabilirsin bak. Ama bunun yüzünü nasıl tarayacağız? Tarayabiliyoruz. Ha gayret. Ha. Dostum. Lieutenant Anderson. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. Just be a good little robot and get the fuck out of here. İkna edelim. I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. Bu adam da işsiz kalmış gibi bir hali var ya. I understand that some people are not comfortable in the presence of androids. But I am perfectly comfortable. Now back off before I crush you like an empty beer can. You know what? I'll buy you one for the road. What do you say? Bartender, the same again, please. See that Jim wonders of technology. Make it a double. Hey, tarafsız. Hadi bakalım. Bakalım bunda nasıl bir mevzu olacak. Cinayet yeri. Tabii bu öldü şimdi. Oğlum çok sağ ol. Sen bunu kullandırmasaydın arabayı. İyi gelmişler. Tamam. Whatever you say, Lieutenant. Fucking A, whatever I say. Ama arabada bekledi, çıkmamız John gerekiyor. Douglas for Channel 16, can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Çıkmalı mıyım ya? Typical DPD. They'll tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself down for it, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. That's when he found the body. Oha, birkaç ay kira ödemek. Kim bilir ne zaman öldü. Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows.
victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time. They hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. Could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a... Ne? Kurumuş kan. Kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. Parmak izi yok. Android ilişkisi. What do we know about his android? Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. Bu nedir abi? Kızıl buz. Kurban uyuşturucu kullanmış. Şurada dolapta bir şey görünüyor. Ona bir bakalım. Pardon. Hemen şunu bir şarj değiştirelim. Değil mi? Şunu şöyle inceleyeyim ben. Nedir abi bu? Eden Club diye bir şey. Ne alaka konuyla? 10 tane delilden 3'ünü inceleyebildik henüz. Burada var bayağı bir şeyler. Parmak izleri. Ortiz'in parmak izi. Arbede belirtileri var burada. Abi burada şunu bir kere bir analiz edeceğiz. Bu kimin sopası? Ortiz Carlos'un. Hırsızlık. Ha, adam hırsız ve hırsızlık yapmış daha önce, sabıkalı. Darp izleri var burada da. Yani olayın nasıl olduğuna bakalım şöyle bir canlandırma olarak. Gözümüzde var. Ha, o oradan bıçak almış. Çat diye vurmuş. Ortiz onu vurmaya çalışırken. Evet. Aykırı saldırıya uğramış. Sonra bak. Android. İlk adam saldırmış. Çok iyi be abi. Tamam, devam. Red Ice. Seems our friend Carlos like the party. Chris, I want full analysis. Burada ne var başka? Oku. Haftalık Android 6'ı daha resmen daha iyi. Gözetliyor mu? Ya işte Android diyor, böyle kişisel bilgilerinizi alabilir, depolayabilir falan diyor. Bilgilerinizi. Bunu da... Orada bir şey mi var? Abi 19 gün olmuş ya. Adamdan 19 gündür
Ya adam 19 gün önce ölmüş. Ayak izleriyle ilgili bir şey. 60 dakikadan kısa bir süre önce. 44 numara. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Aykırı bu taraftan kaçmamış. Tamam, bunu bildiğimiz iyi oldu. Başka ne var abi incelenecek? Yani 7 deli inceledik, 3 tane daha deli var. Bir tanesi tamam ama bunu zaten okuduk. Niye gösteriyorsun tekrar acaba? Birinci sayfa. İkinci sayfa. Sonraki. Tamam ya artık bu. Bunda bakacak bir şey yok. Evet bak gör. Başka bir ipucu var mı? Adamı hiç bakmadık, incelemedik. Ortiz sen misin? Kızılbuz. ...28 tane bıçak yarası var adamda. Vay anasını ya. Bu ne abi? Merhum. 1.68, 129 kilo. Elinde bence bir şeyler var. Evet. Tahmin etmeliydim. Elinde ne var? Pardon. Parmak izi. Yeniden oluştur diyelim. Şimdi bir şeyler göreceğiz. Bir canlandırma göreceğiz bakalım. Abi 28 tane de çok fazla be yalnız. Kurban bıçaklanmış. Şimdi mutfaktan geliyorlar. Az önceki tartışmadan sonra bıçaklamış burada. Burada bıçaklamış. Of 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 of. Böyle ölmüş bu arkadaş. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Tim Anderson'a rapor ver. Şunu da inceleyip verelim. I'm alive. Canlıyım diyor. Ama nesini analiz ediyoruz? Şimdi ona bakacağım. Harfler. Cyber Life Science. T
Teğmen. Neredesin? Sana ben bir rapor vereyim bak. Ben bu olayı çözdüm Teğmen. Lieutenant, I think I figured out what happened. Ne olduğunu çözdüm. Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. Question is, neden? What exactly happened here? Burada tam olarak ne olmuş? Baseball sopasıyla. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. Sonra Android kurbanı, kurban Android'i bıçaklamış. Android kurbanı bıçaklamış. The Android stabbed the victim. So the Android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... Oturma odasına. Oturma odasına kaçmış. Oy. Tried to get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim. Bıçakla öldürmüş. With the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers Android's biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Çıplak gözle görülemiyor birkaç sonra o mavi. Birkaç saat sonra. Mavi. Mavi kan izlerini ara. Tarayalım. Tarayalım mavi kan. Şurada vardı sanki az önce ya. Ha, ne yöne gittiğini bulmamız için mavi kan, aa bak. Burada var. Mavi kan var burada. Aha. Şöyle açacağız. Merdiven kullanılmış. İster tavanın arasına gidiyor. Abi 19 gün boyunca orada kalmaz ki zaten yani. Hani nereden ne tarafa gittiğinin ne önemi var anlamadım. Buraya gidecek merdiven arıyoruz. Obsesif yazı. Bu burada ne alaka onu da anlamadım. Dini adak. Sandalye tabii ya. Hey hey hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. I'm going to check something. Orada mı?
Oldur tek gitme lan. Tavan arasını araştır. Burada gibi görünüyor. Aykırıyı ara. Burada olduğu belli yani. Mankenmiş. Allah cezanı. Aha. Orada. Oğlum tek gitmesene orada. Aşağıda bir sürü ekip var. Bizim yaptığımız da birazcık mallık oluyor işin aslı. Bak mavi şeyler var. Evet. Şu anda oyunun yaklaşık abi ya öf. Aykırı tespit edildi. I was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh shit. Chris, Ben, get your asses in here now! Şimdi seni de kesecek göreceğim. Come on! Bizi çok fazla bir şey sormadı burada. Kız babasıyla beraber. Todd. Dinner is ready. Yeah, I'm coming. Yemeği servis et. Şimdi kaç tane farklı Android'i yönlendiriyoruz? 3 mü 4 mü? 3 galiba. Bir tanesi bu kız, bir tanesi Connor, bir tanesi de işte bu boyacının yanındaki şey. Marcus diye isim geldi de. Marcus'tu galiba ismi. Işığı aç. Şurada mı acaba aşk? Ah şurada. Alice ve Todd'a servis yap. Ha su ve meyve. For Christ's sake, you're making me nervous. What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off. You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault!
Come back here right now! It's all her fault. I know it's her fault! You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Took off without a word. I could have been happy. I could have had a family. But no! Adam kafayı yemiş iyice. I did everything I could to make her happy. It just wasn't enough. I just wasn't good enough for her! Hiç kıpırdamıyorum şu anda burada. Kıpırdasam ne olacak? Geçen sefer tamire verdiğim de geçen seferkinden beter ederim dediğine göre şey yapmış. Bu Android'i parçalamış daha önce. Böyle kıpırdamıyoruz. Al. Put gibi duruyoruz. Kemerle mi dövecek kızı? Daddy's very mad. You deserve to be taught a good lesson. A good fucking lesson. Gitsek dövebilir miyiz bunu acaba ya? Şu anda mesela ben bunu sakin kalamam. Kıpırdama. Kıpırdadığın anda uyarı. Tamam. Tamam. Ne oluyor şimdi böyle? Şeyi kırdık. Zincirlerini kırdı. Alice'i koru. Neredeler? Hemen bir şey yap. Bu odaya mı gireceğiz? That's an order. You hear me? No. I want you to leave Alice alone. Vay. Aferin kara be. What do you mean you want? You don't want anything. You're just a goddamn piece of plastic. Sen öyle san. I think you got a problem. We need to fix that. Ah, şey yapamadım, kaçamadım. İyi vurdu. Gitti. Oh.
Dayağı yedi. Akıllanır şimdi. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Bu kızı da alıp nereye götüreceksin acaba? Hayda, kaçamadık. Abi bastım ama ya. Adam delirdi iyice. Atla 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 atla. Koş 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 koş. Abi sen ne mükemmel bir oyuncusun ya. Koş koş kara. Koş. Atla otur bize. Atla atla. 53 downtown'a gidiyor, tamam. Şimdi ne yapacağız? Life reklamı. Kupa kazandı, özgürüz. Ama aykırı olduk. Programı bozduk. Şimdi şöyle oldu bu bölüm. Todd sinirleniyor. Programı bozduk. Yani bize kıpırdanma denmesine rağmen kıpırdadık. Bunu oynayanların %97'si yapmış. Alice Todd'dan sonra ulaş, Alice'i koru. Todd'u sersemlet. Odayı terk et. Falan filan. Böyle bir bölümün daha sonuna geldik. Devam ediyor. Çok güzel. That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Bu bölümden devam edelim. Bu bölümden devam edelim tekrar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.